Bunları hesaplamak, tamam bununla ilgili güzel, bu model kullanılabilir durumda diye karar kıldığımız anda otomasyonuna işin geçmemiz gerekiyor. Otomasyon ne demek? Bu modele benim soru sormam. Mesela diyelim ki bir kredinin hani başvuru aşamasındaki bilgilerle geri ödenme riskinin ne kadar olduğunu hesaplayan bir model kurdum. O modeli otomasyona almam ne demek? Herhangi bir kredi başvurusu olduğunda o bilgileri girerek geri ödenmeme riskinin ne kadar olduğu ile ilgili bir tahmin almam anlamına geliyor. Bu işin prediction otomasyonu. Yani öğrenmiş modele soru sorma. Bunu nasıl yaptığımızı birazdan göstereceğim. Temel olarak web servisleri kullanılıyor. Ama aynı zamanda batch olarak da yapılabilir. Yani tekil tekil sorabilirim. Ya da gruplar halinde bir takım verileri sorabilirim. Bunu bir akış halinde buradan yapabilirim. Bir okuyucuyla veri tabanından okuyarak. Ya da web servisi üzerinden de gerçekleştirebilirim. Web servisi üzerinden nasıl yaptığımıza dair Excel üzerinden çalışan bir örneği birazdan yapacağım zaten. Başka bir otomasyon, retrain otomasyonu. Yani tamam ilişkiler var, yakaladın bir şeyler buldun ama bu ilişkiler sabit mi kalıyor? Mesela diyelim ki hangi kitabı alan hangi kitabı da alıyor diye bir analiz yapıyorsun beraber ürün satmaya ilişkin. Önceki hafta yapmıştın çalışmayı, sonraki hafta Orhan Pamuk Nobel aldı. Ne oldu? Bir anda dengeler değişti. Beraber alınan şeylerde farklılıklar oluştu vesaire. Dolayısıyla modelinizin içerdiği yapıya bağlı olarak belirli sıklıklarda yeniden öğrenmesi gerekir. Hangi kitaplardan bir arada satıldığını günlük olarak öğrenmesi gerekir. Ama diyelim ki göç nedenlerine ilişkin yaptığınız bir şeyi belki aylık olarak, yıllık olarak öğrenmesi yeterli olabilir. Yeniden öğrenmesi yeterli olabilir. Şimdi işin IoT kısmına gelecek olursak, IoT çok önemli ama genelde eksik düşünülüyor. Ne demek istiyorum? Kimisine göre IoT cihazlardan ibaret. Yani işin elektronik tarafına falan, mekanik tarafına meraklı olan insanlar için o cihazları üretmek, o cihazların sahada çalışması, hareket halinde ya da sabit olarak verileri yakalaması, alması, hani bir cihazın sadece şey değil, ısı değil, nem bilgisini de ölçebilmesi vesaire. Bunlar o taraftaki insanlar için çok kritik, önemli gözüken şeyler. Ama ne işimize yarıyor? Yani düşünün ki dünyada 1 milyar tane cihazınız var. Bu 1 milyar cihaz ısı ile ilgili, nemle ilgili, şununla ilgili, bununla ilgili bilgiler üretiyor. Bu haliyle hiçbir şeye yaramıyor. Ne olması lazım? Onu bir takım yazılımların toplayıp bir yerlere alması falan da lazım. Okey, tamam, bazıları da yazılımcılar da daha çok bu yönleriyle işin ilgileniyorlar. IoT onlar için bir yazılım işinden ibaret. Ama bu da yine sonuç değil. Aslında IoT ne için yapıyoruz? O topladığımız verilerden anlam çıkarmak, bir sonuç elde etmek, bir iş faydası üretebilmek için yapıyoruz. İşte burada hem raporlama analitik gibi unsurlar hem de machine learning ciddi bir şekilde işin içine giriyor. Ne yapabiliriz mesela IoT ile? Diyelim ki üretim cihazlarını düşünün. Bu üretim cihazları böyle yüz binlerce dolarlık falan olanlar var içlerinde. Çok maliyetli cihazlar. Ve bu cihazlar sürekli çalışıyorlar. Durmaya sebep olan bir hata ciddi anlamda parasal kayba sebep olabiliyor. Yani düşünün ki çok büyük maliyetlerle aldığınız bir üretim cihazı var. Bu üretim cihazı ile ilgili ürün talebi sorunsuz bir şekilde sürekli var. 7/24 çalıştırıyorsunuz cihazı. Sonra ne oldu? Bir günlük bir iş kaybı oldu. Cihaz çalışmıyor. Ne oldu? O bir günlük üreteceğiniz malı satamamış oluyorsunuz, geciktirmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla bunun çok ciddi bir maliyeti var. Peki acaba o cihazı önceden tahmin edemez miyim bozulacağını? Ya da işte bakıcı bakım tarzında önlemler alarak engelleyemez miyim? İşte bu başlık predictive maintenance. Big data dediğiniz büyük miktarda data ya da büyük hızda data. Yani big data o genel kavramın adı. Big data üzerinde yapacağınız analiz çalışmalarının önemli bir kısmında machine learning'i kullanıyorsunuz. Yani bu IoT ile ilgili söylediğim şeyler aynen big data için de geçerli.
Zaten Big Data'ya sebep olan şeylerden bir tanesi de IoT cihazlarının ürettiği şeyler. Oradan anlam çıkaramazsak o kadar datayı toplamış olmamızın hiçbir anlamı yok. Mesela predictive maintenance'da ne yapabilirim? Diyelim ki cihazın önümüzdeki 24 saat içerisinde durma ihtimali %20'nin üzerine çıktı. Hemen bayrak kaldırır bana. Yani o topladığım veriler geleceğe yönelik bir tahminleme yapıp bayrak kaldırır. Ne yaparım? Hemen bakım prosedürlerini çalıştırırım. Cihazın durmasına sebep olabilecek bir hatayı önceden yakalamış ve engellemiş olabilirim. Ya da diyelim ki güvenlikle ilgili bir şey. İşte yüz binlerce IoT cihazınız var. Diyelim ki işte dükkanların, fabrikaların, şunların bunların falan güvenliğiyle ilgili iş aldınız kendinize. İyi de buralara fare de giriyor, kedi de giriyor. Yani o sinyali üreten acaba bir tehdit mi? Yoksa oradaki lokal bir hayvan aktivitesi falan gibi bir şey mi? Mesela bu sinyallerden bunu analiz etmek de yine machine learning'in işi. Ya da yine bakın big data tarafıyla ilgili, yani IoT tam sayılmaz ama aslında bu da IoT sayılır. Sosyal medyadaki üretilen veriler, değil mi? Yani cep telefonunda bir IoT cihazı. Milyar tane insan, hani Facebook'un kullanıcısı milyarın üzerinde ve bunlar tıkır 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 orada bir şeyler üretiyorlar sürekli. Mesela bunların analiz edilmesi yine machine learning ile yapılabilecek bir şey. Şirketiniz hakkındaki tweetlerin yüzde kaçı olumlu? Bir kampanya yaptınız, tweetler olumluya mı gidiyor, olumsuza mı gidiyor, yüzde kaç değişti? Çok yaşayın. Bunun gibi şeyleri de yine machine learning ile analiz etmek mümkün olabilir. Dolayısıyla Big Data, IoT vesaire bunların tamamının amacı ne? Para kazanmak, değil mi? Ne için yapıyor insanlar bunları? Para kazanmak için ya da giderlerini azaltmak için yapıyorlar. Bunun için ne yapması lazım? Oradan anlamlı paternler yakalaması lazım. Exploit edebileceği, kullanabileceği anlamlı paternler yakalaması lazım ki bunu yapabilsin. Bunu yapmak için ne yapması lazım? O büyük veriyi analiz edebilmesi lazım. Analiz etmek için geleneksel yöntemler yeterli mi? SQL sorgulama, analitik raporlar falan yeterli değil. Machine learning ile gizli paternleri, gelecekte ne olacağını, neyin niye olduğunu da analiz etmesi gerekiyor. Dolayısıyla bunların tamamının aslında tepesindeki anlamlandıran üstteki unsur machine learning. Ha, bu şu anlama gelmiyor tabii, her şey machine learning değil. Machine learning projelerinin %10'un da 20'sinde machine learning yaparsınız. Kalanında ne yaparsınız? Bu verileri elde edeceksiniz. Anlamlı bir model kuracaksınız. Akışını otomatize edeceksiniz. Tahminler aldığınız sonuçlarını raporlayacaksınız vesaire. O akışı da genel olarak kurmanız gerekiyor. Burada özellikle canlı olarak bu işi yapabilmeyle ilgili önemli bir nokta, bir tanesi web servisleri dedim. Bir diğeri de özellikle IoT ile bağlantılı olarak Stream Analytics gibi sistemler. Bulutta Stream Analytics olayı var ya Microsoft'un. Ne yapıyor? Stream Analytics'in olayı veriyi memory'de akıtıyor. Yani diske yazmadan memory seviyesine çok hızlı bir ortamda akıtıyor. Ve bu akıtma sırasında üzerinde işlem yapabiliyorsunuz. Mesela diyelim ki 5'er dakikalık ortalamalarını almanız mümkün. Ya da o veriyi machine learning'e sorup bu önemli bir veri mi değil mi? Veya bir risk durumu var mı yok mu onu algılayabilmeniz mümkün. Bu Stream Analytics'in içinde SQL kodlarıyla sorgu yapabiliyorsunuz ve bu SQL kodlarının içerisinde Machine Learning'de üretmiş olduğunuz deneylere de fonksiyon kolu yapar gibi soru sorabiliyorsunuz. Okey, bu soruyu cevaplamış oldum. Başka sorumuz var mı? Aklınıza takılan örneğe devam edeceğim. Öncesinde soru. Yok galiba, okey. Şimdi bu modeli kurmuştum ya, bike bayırı tahmin ediyorum. Tamam, model iyi. Ben bunu kullanmak istiyorum. O zaman ne yapıyoruz? Şurada bakın, Setup Web Service diye bir yer var. Buradaki ilki Create Predictive Experiment. Ben daha önceden create ettiğim için şu an update diye gözüküyor. Create Predictive Experiment'i tıkladığım zaman bir Predictive Experiment yaratıyor. Şuradaki bakın ikinci tabdaki bu tek tıklamayla yaratılan bir şey. Benim öğrenmiş olduğum model iyi, güzel, bu modeli kullanmak istiyorum dediğimde ne yapıyorum? Create Predictive Experiment diyerek Predictive Experiment'imi yaratabiliyorum.
şöyle biraz derli toplu hale getireyim. Bakın bu ne yaptı? Bir web servis input'u koydu buraya. Dolayısıyla artık web servise bağlanabileceğim, web servisi buraya bağlanabileceğim. Ama bu web servisin sadece adı var. Bilgilerini nereden alıyor? Benim o veri kümem buraya bağlı, aynı yere bağlılar. Dolayısıyla o veri kümesindeki input kolonlarını input kolonu olarak kullanacağını biliyor web servis. Şurada benim eklediğim, onu da burada eklememişim, ekleyebilirim aslında. Bir tane şey var, sadece buraya eklenebilecek olan. Filter yapabilirim, yani inputlarla output'u bir arada veriyor. Select colons in dataset yapıp sadece çıktıyı al diyebilirim. Sonrasında deploy web service dediğim zaman ne oluyor? Bunu bir web servisi olarak deploy ediyor. Şimdi machine learning'i birazdan nasıl, kendimiz nasıl kurduğumuzu, nasıl başladığımızı da göstereceğim. Kendiniz kullanabilmeniz açısından. Machine learning ortamını kurduğunuz zaman aslında bir tane sizin development ortamınızı kuruyor. Bir de bunun altında storage tanımlamanız gerekiyor. Bir storage account tanımlıyorsunuz. İşte bu deneyleri falan kaydetme işini oraya yapıyor. Dolayısıyla buradaki işte eksperimentlerimi, projelerimi, eksperimentleri bir araya proje olarak getirebiliyorsunuz. İşte bunun web servislerini, not defterlerini, not defteri ne demek? O machine learning yapısını dokümante eden bir şey not defteri. İçinde kod çalıştıran kısımlar da yer alabiliyor. Böylelikle dokümante etmiş oluyorsunuz. Datasetlerimi, veri kümelerimi, başlangıç veri kümelerimi ya da tahmin etti sonuç veri kümelerimi yazabiliyorum. Learned modellerimi, trained modellerimi yine kaydedebiliyorum. Ve ayarlar. Şimdi burada web servisleri kısmına geldiğim zaman benim daha önceden deploy ettiğim web servisini görüyorum. Predictive Experiment'imin web servisinin linki burada. Yani bunu nasıl üretiyorum? Tekrar hatırlatayım. Deneyi yaptım, tamam, benim istediğim gibi bir deney oldu. Bir tıklamayla Predictive Experiment'ini create ediyorum. Predictive Experiment ne demek? Trained model, kayıtlı, ona soru soran deney. Ondan sonra ikinci bir tıklamayla da bunun web servisini deploy et diyorum. Ve artık web servisini kullanabilir hale geliyorum. Bakın bu web servisin mesela batch execution linkine tıkladığım zaman o web servisle ilgili bilgiler, dokümantasyonu var. Altında da kullanım örnekleri yer alıyor. Mesela C Sharp'la bunu nasıl çağırırsın diye kod örneği var. Dolayısıyla yani bir web servis normalde nasıl tüketiyorsak benzer şekilde çok yaşayın. Bu web servisine de soru sorup cevap alabiliyorum. Burada bu web servisi kullanan bir Excel dosyasını örnek olarak koymuş durumda. Tıkladım onu. Diyor ki sample data kullanacağım. Okey. Download etti. Open diyerek açıyorum. Düzenlemeyi etkinleştir demem gerekiyor. Bir add-on kullanacak. Şurada bakın eklentimizi yüklüyor. Bu eklenti ilgili web servisine bağlantı sağlıyor. Bakın burada web servisimin bağlantısı var. Tıklıyorum bunu. Use sample data diyorum. Sample data'mı buraya koydu. Ve şöyle gelip M'de bitiyor. O1'e sonuçları yazsın. O1'e sonuçları yaz dedim. Bir de şu sample data'mı doğru seçtiğinden emin olayım. Şuraya tıkladım ve gelip verimi tekrar seçiyorum. Evet, tablomun tamamını al demiş oldum. O1'e sonuçları yaz dedim ve predict diyorum. Buradaki inputları kullanarak sordu ve sonuçları bakın şuraya getirdi. Şunları bir yüzde olarak yorumlayalım. Bakın bunların gerçek sonuçlarını da biliyordum. Barajı nerede aldığım önemli. Diyelim ki eğer barajı %10 olarak aldıysam, yani %10'un üstündekilere git dediysem, bu 5 örneğe baktığımda 2 tane no var. Biri %1'in altında, biri %2.4. 3 tane yes var.
biri %16, öbürü %99, öbürü %12. Aynı zamanda Excel'in içinde bir eklenti sadece. O eklenti web servisiyle konuşuyor. Şimdi tabii burada %100 isabet görüyorum ama barajı %10'da aldıysam. Mesela barajı %15'te aldıysam o zaman 5 tanesinin 4'ünü doğru biliyor değil mi? Şu %11 olan %12 olana gitmiyorum. Ama o bir alıcıydı dolayısıyla onu bilememiş oluyorum. O hangi eşik değeri nereye koyacağınız kendi şeyinize bağlı. Hani gitme maliyetim ne? Gittiğim zaman karşılığında elde ettiğim kazanç ne? Bir kişiye kaç kampanya yapabiliyorum ayda? O pazarlama departmanının kurallarıyla belirlenen bir çalışma. Şimdi burada şöyle güzel bir şey de var bakın. Autopredict diyorum. Şu %11 olan arkadaş vardı ya, bu arkadaş North Amerika'da oturuyormuş. Bu acaba Pasifik'te otursaydı ne olurdu? Bakın %89'a çıktı. Yani autopredict, şurayı tıklarsam, autopredict'i tıklarsam şeyde yapabiliyor. Değişiklik oldukça oraya tekrar sorabiliyor. Ben buraya şimdi yeni satır eklesem, bakın mesela soruyu birazdan alacağım. Şu arkadaşı kopyalayayım. Bakın hemen onun tahminini yeniden üretti. Ama enteresan 11.76 dedi. Bakalım Pasifik olduğu zaman ne oluyor? Bir şey değiştirdim galiba. Şu, evet, arttı bir şeyler. Araba sayısı 2 olmuş. Bunu tekrar 1'e çekelim mesela. %32'ye çıktı. Yaşı da 38 olsa. Vay, 38 ile 39 arasında enteresan bir şey varmış. Muhtemelen tam aralık bir yere denk geldi. Bu çok sağlıklı da değil, değil mi arkadaşlar? Yani işin hata da yapabileceğinin aslında net bir şekilde gösteren bir şey. Yani burada hatalar var. Ama rastgele yaptığımıza göre çok daha yüksek bir oranda isabet yaptığımız için o hatalara rağmen faydalı olabiliyor. Onun da iyi bir örneğini görmüş olduk. Bir soru vardı, arada almadım. Düşürelim. Evet, çok da etkilemedi. Şimdi bu niye bu kadar az? Bir bakayım ben, biraz biliyorum veriyi. Üç arabası var. O üç arabayı mesela sıfıra indirsek. Şu değil mi? %10'a çıktı mesela. Bir de 10 plus milde. Bunu bir de 0-1 mile getirsek. Bakın %21'e çıktı gibi. Böyle bir sürü çapraz kombine etkileyen şeyler söz konusu. Onlardaki değişikliklere göre yeni tahminler üretebiliyoruz. Bakın toplam olayımız ne kadar biliyor musunuz? Verinin elinizde olduğunu varsayın, o 10 binlik verinin. Nasıl bir model kuracağımla ilgili de önceden fikrim varsa bu veriyi buraya yüklemek 1-2 dakika. CSV olarak şey yapıyorsunuz, upload ediyorsunuz. Ondan sonra o deney yapısını sürükledim, bıraktım, bağlantıları kurdum falan. O da 3-5 dakika sürecek bir şey. Çalıştır demek, yani train etmek bunu 1-2 dakika sürüyor. İki tıklamayla web servisi haline getiriyorum ve artık Excel'den tıkır tıkır böyle kullanabileceğim bir yapı oldu. Yani yaklaşık 10 dakikalık bir çalışmayla bunu kullanabiliyorum. Ama yanılmayın, tabii ki bu işler 10 dakika sürmüyor. Asıl kritik olan, zaman kaybettiren, zor olan şey ne? Etki edebilecek faktörleri düşünmek, bunlarla ilgili verileri temiz bir şekilde toplamak, onları koymak, sonuçlarını düşünerek tekrar veriler üzerinde oynamak, sonuçları düşünerek tekrar veriler üzerinde oynamak. Asıl buralar işin zorlu kısımları ve değer üreten kısımlar da orası. Mesela bir bireysel emeklilik şirketinde böyle bir çalışma yapmıştık. Bir, yani ne tür ek çalışmalar yapmak gerekiyor onu örnek olması açısından. Baktık bireysel emeklilik sistemine girip çıkmış olan insanları analiz ettik. Bunlardan hangileri bir sene içerisinde geri dönmüş, hangileri dönmemiş? Yani ne yapacak firma bununla bağlantılı olarak? Kaybettiği müşterilerine kampanya yapacak geri çekmek için. Ama bunu herkese yapmak istemiyor. Geri dönme ihtimali daha yüksek olan insanlara odaklanıp böyle havuç etkisi daha yüksek olacak bir şeyler vaat etmek istiyor.
O da ayrı bir konu. Yani ona da, ona yönelik de çalışma yapılabilir. Bu konu böyle belirlenmişti. Şimdi şöyle bir şeyle karşılaştık. Meslek bir şekilde etkili çıkıyor. Ama bir sürü meslek var ve çok etki çok yüksek değil. Acaba ne yapabiliriz diye düşündük ve bir kolon ekledik. Çok daha belirgin bir etki yakaladık. Ne olabilir sizce? Mesleğin bir atribütünü ekledik. Ne olabilir? Gibi aslında mesleğin gelir tipini ekledik. Gelir tipi ne demek? Düzenli gelir, düzensiz gelir, düzenli artı düzensiz gelir diye üçlü bir atribüt ekledik. Mesela memur düzenli gelir yazdık. İşte bir yerde diyelim ki yönetici olarak, alt kademe yönetici olarak çalışıyor, düzenli gelir yazdık. Ama serbest meslek düzensiz gelir yazdık. Doktor düzenli artı düzensiz gelir yazdık. Döner sermayeden falan da gelirleri olabiliyor ya. Bir baktık çok daha net bir ilişki yakaladık. Yani insanlar eğer düzenli geliri olan birisi giderse dönme ihtimali çok daha düşük. Düzensiz geliri olan biri giderse birkaç kat daha yüksek ihtimalle dönebiliyor. Niye? Düzenli geliri olan niye çıkar birikmiş parasını çekip sistemden? Ya bir eve falan girmiştir, borca girmiştir, çocuğunu özel okula gönderecektir vesaire. Dolayısıyla zaten hani giderini artık artırabildiğini oraya yönlendirmek zorunda kaldığı bir şey çıktı karşısına. Ama düzensiz geliri olan işlerinde beklenmedik bir bozulma olur, para lazım olur, çeker. Ondan sonra belki 6 ay sonra daha da iyi hale, öncekinden daha iyi hale de gelebilir işi. Dolayısıyla onun dönme ihtimali hani oradaki dengesizlikten dolayı düzensiz geliri olanın dönme ihtimali daha yüksek oluyor. Evet, böylelikle bir web servisi olarak nasıl kullanabileceğimizi de görmüş olduk arkadaşlar. Peki siz bundan nasıl yararlanabilirsiniz? Bulut hesabımız var mı? Microsoft verdi değil mi? Hepimizin bulut hesabı var. Dolayısıyla bulut hesabımız varsa zaten onun üzerinden kullanabiliriz. Diyelim ki bulut hesabınız yok. Mesela üniversiteden bir arkadaşınız bu konularla çok ilgili ama bulut hesabı yok. Kullanabilmek istiyor. Kullanmasının bir yöntemi yok mu? Var. Microsoft çok enteresan olarak bu hizmeti biraz kısıtlı olarak ama tamamen ücretsiz de sunuyor denemek için. Ve bu hani uzun zamandır devam eden bir şey. Şöyle bir sayfa var. Azure Machine Learning Offers Free Usage Tier diye. Buradan linki geliyor. Azure Machine Learning Free Tier diye aratırsanız mesela bir arama motorunda karşınıza gelir bu sayfa. Ve şurada işte bedava olarak deneyebilirsiniz. Şuraya login olun diye bir şey söylüyor. Copy link location diyeyim ve şuraya alayım onu. https://studio.azuremel.net/home. Buraya girdiğiniz zaman Microsoft'un tanıdığı bir account'unuz varsa onunla login olabiliyorsunuz. Ya da bir mail adresinizi register edebiliyorsunuz. Diyelim ki Gmail adresiniz var. Onu register edebiliyorsunuz buraya. Ve onunla login olduğunuz zaman artık bu hizmeti kullanabilir hale geliyorsunuz. Bakın ben login oldum. Normalde machine learning yani bulut hesabım olmayan bir hesapla login oldum buraya. Karşıma şöyle bir ortam çıktı. Buluta falan, bulutun yönetim kısmına hiç uğramadan doğrudan Machine Learning Studio'ya login ediyor sizi. Eğer bir hani Azure'da hesabınız varsa o zaman eski portal üzerinden yaratarak buraya geliyorsunuz. Burada bakın workspace yaratma falan da yok. Login olduğunuz anda zaten sizin için free bir workspace yarattı. Ne gibi kısıtları var? Mesela bir tane workspace'iniz olabiliyor. Öbür türlü birden fazla workspace de yaratabiliyorsunuz. Başka 10 GB veri büyüklüğü şeklinde bir kısıtlamanız var. Diğer tarafta böyle bir kısıtlamanız yok. Storage account'unuz var zaten, oradan kullanmış oluyorsunuz. Bunun gibi bazı kısıtları var ama onun haricinde yani herhangi bir arkadaşınıza şu linki vererek
Oradan hani Microsoft'un tanıdığı bir hesap üzerinden ya da kendi mail hesabını Microsoft'a tanıtarak buraya login olarak machine learning'i kullanabilir. Şimdi ikinci önemli bir nokta, buraya geldiğimiz zaman bakın şu anda hiçbir deney yok, bomboş. Samples diye bir yer var. Burada hazır örnekler var arkadaşlar. Machine learning'i anlamamızı sağlayabilecek, dokümantasyonları olan, inceleyebileceğimiz hazır örnekler var. Bakın bir sürü sample yer alıyor. Bunlardan mesela ilginç bir sample, Twitter. Twitter sentiment analizi diye bir deney var. Tıkladım. Deney geliyor. Deney read-only durumda. Niye? Çünkü Microsoft'un sample galerisinde bu deney. Ama deneyi save as diyerek kendi ortamınıza alabiliyorsunuz ve üzerinde değişiklikler yapabiliyorsunuz. Bu deneylerin zemin kısmında original experiment documentation linkine tıkladığınızda bu experimentle ilgili dokümantasyona da ulaşabiliyorsunuz. Bu deney nedir? Ne yapar? Kullandığı veri nedir? Nereden gelmiştir? Bununla ilgili pek çok bilgi yer alıyor. Dolayısıyla hani şey, bu konuyla ilgili böyle bitirme ödevi falan filan alırsanız buralar size çok yararlı olabilir. Güzel örnek veriler falan da var. Ve öğrenmek açısından da hani machine learning'de neler yapabiliyorum öğrenmek açısından da ilginç bir yer. Kendi verinizi, yani şöyle söyleyeyim, anlamlı bir veri olması için gerçek bir veri olması lazım. Yani rastgele üretilmiş bir veri, hani anlamlı bir şey nasıl yakalayacaksınız oradan? Ben okulda, işte, üniversitede, işte, bütün bilgisayar mühendisler arasında bir anket veriyorum. Okey. Kritik nokta şu, veri sağlayabileceğiniz bir yerle bir bağlantı kurmanız gerekiyor. Bu bir şirket olabilir, bir kamu kurumu olabilir, internette veri yayınlayan bir otorite olabilir. Mesela diyelim ki Dünya Bankası'nın verileriyle bir çalışma yapabilirsiniz. Ya da işte TÜİK'in bir takım verileriyle bir çalışma yapabilirsiniz. Üniversiteyle ortaklaşa bir anket falan düzenleyip oradan yararlanabilirsiniz. Yani veri üretecek bir yapıya ihtiyacınız var. En ideali şey olur, hani bir firma falan gerçekten gerçek hayatta verileri olan bu verileriyle sonuç almak isteyecek bir firmayla bağlantı kurabilmek en ideali olur. Mesela bir arkadaş şey yapmıştı doktora tezinde, pardon yüksek lisans tezinde. DHL'de çalışıyordu. İşte müşterilerin sürekliliği. Hani hangi müşteriler önümüzdeki 3 ay içerisinde beni terk edecek? Churn deniyor buna. Ona yönelik bir çalışma yapmıştı. Zaten çalıştığı yerden alabildiği bir veri üzerinden çalışma yapmıştı. Dolayısıyla machine learning çalışması yapacağınız zaman veri nereden nasıl edineceksiniz? İşin önemli bir noktası. Önce orayı düşünmek gerekiyor. Şimdi arkadaşlar buradaki olayımız tweet metinleri var. Bu tweet metinlerinden yararlanarak bir tweetin olumlu ya da olumsuz olduğunu öğrenmek. Ona dayalı olarak da yeni bir tweet'i oraya sorarak olumlu mu olumsuz mu bunu tahmin ettirmek. Machine learning deneylerinde yaptığımız deneyin business açısından ne önemi olduğu, nasıl kullanılacağını düşünmemiz gerekiyor. Bunu mesela nasıl kullanabiliriz? Hani bir tweet'in olumlu mu olumsuz mu olduğunu analiz eden bir machine learning motoru geliştirdik. Ne işimize yarayabilir? Yok mu sosyal medya falan o tür projelerle ilgilenen? Ne yaparım mesela? Firmanın adının geçtiği ya da firmayla ilgili temel kavramların geçtiği tweetleri çeken bir big data yapısı kurgularım. Onları Twitter'ın apisinden %1'ini ücretsiz veriyordu Twitter. Hala veriyor mu emin değilim. O %1'lik kısmını indiririm. Ve günlük olarak o %1'lik kısmı buradan puanlattırırım. Ne kadar olumlu ne kadar olumsuz. Dolayısıyla da firmamla ilgili kamuoyu izlenimi nedir? Kaç puan alıyorum? Olumluya mı gidiyor, olumsuza mı gidiyor? Onu analiz edebilirim mesela. Peki şunu düşünün. Benim normalde bir sürü input kolonum oluyordu. Ona göre two class bir şey tahmin ediyordum. Mesela bike buyer olacak mı olmayacak mı?
cinsiyeti var, yaşı var, gelir durumu var vesaire çeşitli bilgiler var. Ona göre olumlu olumsuz diye tahmin ediyorum. Şimdi tweetler, burada 160 bin tane tweet var. Tweetin metni var. Buradan nasıl bir model kurabilirim sizce? Olumlu ya da olumsuz olduğunu nasıl tahminleyebilirim? Biraz text mining yapmak gerekiyor. Evet, kritik nokta ne burada? Kelimeler. Yaptığı şey şu arkadaşlar, modelin yaptığı şey şu. Öncelikle bu tweet metinlerini olumlu ya da olumsuz diye işaretliyor. Hani şey yapacağız ya, neye dayalı olarak olumlu olumsuz model kurmak için önce sonucun belli olması gerekiyor. Paternleri yakalamak için sonucu belli şeylere ihtiyacım var. Ona göre kuruyor paternleri. Neye göre yapıyor? Bir tweette olumlu emotikon geçiyorsa ona olumlu diyor. Olumsuz emotikon geçiyorsa ona olumsuz diyor. Her ikisi geçiyorsa onları öğrenmek için kullanmıyor. Devre dışı bırakıyor. Mantıklı mı? Yani kelimelere göre yapmak çok kolay değil bunu. Ama hani insan herhalde olumlu bir emotikon olan bir şeyde bir eleştiri yapmıyordur, değil mi? Hiç tek bir emotikon var veya birkaç tane var, o da olumlu. O zaman büyük olasılıkla metinde olumludur. Buna göre yapıyı kuruyor. Sonra bu tweet metinleri içerisinden kelime gruplarını hashliyor. İkili yapmış burada. Üçlü kelime grupları falan da olabilir. İkili kelime gruplarını hashliyor. 130 bin tane yaklaşık kelime grubu hash'i oluşturuyor. Dolayısıyla benim kolonum sadece tweet metniydi ya. Şimdi ne oldu? 130 bin tane kolon oldu. Peki o kolonlarda ne değer var? Bu tweette bu ifade geçiyor mu geçmiyor mu? Yani o 130 bin tane ifadenin tweet bazında o tweette geçip geçmediği bilgisini oluşturmuş oluyor. Tabii geçme oranı çoğunda çok düşük. Binde bir geçiyor, binde ikisinde geçiyor, binde üçünde geçiyor gibi. Sonra buradan öğreniyor ve ona göre tahminde bulunuyor. Şimdi burada vaktimiz biraz kısıtlı. Yani şey deyince, view deyince de biraz uzun zamanda geliyor. Özellikle o 130 bin kolonlu olan normal şartlarda da pek kolay kolay gelmiyor. Çünkü yan yana 130 bin tane kolon var. Ben şöyle işin son kısmına getireyim olayı. Şurası bakın, feature hashing'i yapan yer. Yani feature hashing yapmak için hazır bir kutucuk kullanıyorsunuz. Ve sadece iki şey belirtiyorsunuz. Nereden hash oluşturacağım? Yani metin kolonum hangisi? Hash bit size'ım ne olacak? Yani kaç bitlik bir hash çıkarmak istiyorum. Ve kaç kelime engram dediği, hani boşluklarla ayrılmış, ikili kelime gruplarından yapacağım bunu demiş oluyoruz. Metin tarzında bir şeyden hash çıkarmak istediğin herhangi bir yerde kullanabilirsin. Yani metin kolonu bu. İşte kaç bitlik bir hash oluşturacağım ve işte ikili üçlü kaçlı, yani ikili üçlü dediği şey boşluklarla ayrılmış şeylere engram diyor. Kaç taneli gruplar oluşturacağım? İkili demiş oldu. Bu arada şey, bunu save as edip burada çalıştırmaya falan kalkmayın. Ben evde denedim, tüm gece falan sürüyor. Yani hani 160 bin tane satır var. Bunların işte hash'lerini oluşturuyor, var mı yok mu diye bakıyor, train ediyor falan. Bayağı uzun iş o. Bu birkaç dakikalık bir iş değil yani. Hash'leri oluşturdu, sonra split data yaptı. %80'ini ayırdı. Filter based feature selection diye bir şey var. Inputlarla output'u birebir karşılaştırıp sıralamaya sokabiliyor. Yani 130 bin tane kolonu kullanmayayım, en etkili gözüken 20 binini kullanayım dedi burada. Ondan sonra bakın, two class support vector machine diye bir algoritma kullandı. Train modelden sentiment level'la train etti, score etti ve evaluate etti. Evaluate sonucuna bakalım. Olumlu olumsuz tweetler %50-50 dağılacak şekilde aldı veri kümesinde. Dolayısıyla random bir tweet'e olumlu ya da olumsuz dersem isabet etme ihtimali %50. Bakalım ne kadar iyi isabet yakalıyor bu.
Yine biraz yavaş. Birazdan açılır, ben size şimdiden söyleyeyim. %80 civarında bir isabet yakalıyor. Yani %50'yi sınır kabul ettiğinde olumlu tweetlerin %80'ini yakalamış oluyorsun. Normalde yarısını yakalaman gerekirken %80'ini yakalamış oluyorsun. Fena bir isabet oranı değil. Şimdi öğle arasına kadar şöyle bir çalışma yapmak istiyorum. Evet, şunu göstereyim, ondan sonra konuşalım. Bakın %50'yi eşik kabul ettiğimde recall %80. Yani diyelim olumlu tweetleri arıyorsam bunlar olumludur dediklerinin %80'i gerçekten olumlu çıkmış oluyor. Ve bunlar olumludur, pardon, gerçek olumluların %80'ini yakalıyor. Ve bunlar olumludur dediklerinin %76'sı gerçekten olumlu çıkıyor. Şöyle mesela %75 diyelim ki eşik olarak aldım. %75 olumlu olanlar dediğim zaman o zaman precision artıyor. Yani %90'ı gerçekten olumlu oluyor. Ama recall azalıyor. Yani olumluların sadece %48'ini yakalamış oluyor. Bu hani mesela olumluların hepsini yakalamak istiyorsak veya önemli bir kısmını yakalamak istiyorsak bakın %20'lere falan geldiğimiz zaman mesela %21'de %94'ünü yakalamış oluyorsunuz olumluların. Ve her 3 taneden ikisi olumlu çıkıyor. Yani sana bak dediklerine baktığın zaman her üçünden ikisi olumlu çıkıyor ve tüm olumluların da önemli bir kısmı neredeyse tamamına yakınını yakalamış oluyorsun. Şimdi burada eşik değeri nerede alacağın önemli, yapmak istediğin işin niteliğine bağlı olarak. Şimdi arkadaşlar, şu ana kadar true false tipi şeyleri gördük ama aynı şeyi regression içinde yapabiliyoruz. Yani regression ne demek? Bir şeyin true false olması değil de hani büyüklüğünü tahmin etmek. Mesela bir insana zengin fakir dedin, onu tahmin etmek değil de yıllık gelir ne kadarı tahmin etmek dediğin zaman regression olmuş oluyor. Ne farkı var? Mesela karşılaştırma olayını düşünün. Bir şeyin doğru yanlış olması durumunda, true false durumunda bakıyorsun true mu? Sen ne tahmin ettin? True tahmin ettin, true pozitif diyorsun. Negatif, sen de negatif tahmin ettin, true negatif diyorsun. Normalde pozitif, sen negatif tahmin ettin, false negatif diyorsun. Negatif tahmin ettim ama yanlış çıktı. Ya da normalde pozitif, sen negatif tahmin ettin, false negatif demiş oluyorsun. Bir tanesini atlamış olabilirim de, hani 4 tane seçenek var. Peki gelir miktarı? Bir kişinin yıllık geliri diyelim ki 100.842 ve siz 100.841 olarak tahmin ettiniz. O zaman yanlış mı bildiniz? Burada ne kadar yaklaştığınız önemli. Sayısal bir büyüklük tahmin ediyorken noktalar var. O noktaların sizin tahmin ettiğiniz değerleri var. Aralarındaki mesafelerin oranı önemli. Yalnız bu pozitif negatif birbirini götürmesin diye genelde mutlak değeri ya da karesi alınır. Ve sonra onun ortalaması alınır. Böylelikle ne kadar yaklaştığınızı ifade etmiş oluyorsunuz. Buna benzer sistemler kullanıyorlar ama şey de olabilir, hani formül haline getirmiş de olabilirler. Yani machine learning çalışmıştır, lineer regresyon tarzı bir şey yapmışlardır, oradan katsayılar çıkmıştır, onu da kullanıyor olabilir. Şimdi şunu yapmanızı istiyorum arkadaşlar, machine learning sadece şeyden ibaret değil. Hani sadece two class ya da sadece regresyon değil ama işin büyük kısmı, two class ya da multi class bir şey tahmin etmek ya da regresyonla sayısal bir büyüklüğü tahmin etmek. Şimdi şöyle bir şey yapmanızı istiyorum. Öncelikle bir business problemi düşünün. Yani machine learning'deki çok önemli bir nokta yola çıkışımız bir business problemi üzerindendir. Yani şunu çözersem şöyle bir faydası olur diye bir şeyi düşünerek yola çıkın. Ve şöyle 3 tane konu seçmenizi istiyorum. Yani 3 tane machine learning'de yapılacak konu. Bunu yaparken de böyle bir tekerli yapmayalım. Beşer kişilik
Kaç kişiyiz toplam? 100 kişi. Beşer kişi olsa 20 grup olur. 5 kişiden fazlası da çok anlamlı olmaz. Beşer kişilik gruplar hızlıca oluşturalım oturma yerimize göre. Ve bu beşer kişilik grupların 15 dakikası var. Üçer tane machine learning'de kullanılabilecek konu belirlemenizi istiyorum. Önce bir business problemi, yani iyileştirebileceğiniz bir problem düşünün. Onunla ilgili machine learning, yani bunu machine learning problemiyle çözebiliriz diyeceğiniz şeyler. Beşi biraz oynatabilirsiniz arkadaşlar. Hani dört olmak isteyen, altı olmak isteyen sorun değil. Ama dörtten az, altıdan çok olmamasında fayda var. Sonra her grubu sözlüğe çekeceğim tek tek. İlla iş dünyasından olmak zorunda değil, sosyal bir konuda seçebilirsiniz. Mesela bir bakanlık, bir müsteşarlık için yapıyor olduğunuzda hayal edebilirsiniz. Ya da bir sivil toplum örgütü için yapıyor olduğunuzda hayal edebilirsiniz.
Arkadaşlar, bir problemle ilgili birden fazla machine learning problemi de olabilir. Ama üç ayrı problem bulmaya gayret etmeniz daha iyi olur. Kafamız daha zengin düşündürmüş oluruz. Arkadaşlar, bir saniye dinleyin, bir şey daha yapmanızı istiyorum. Bir dinleyebilir miyiz? Arkadaşlar, bir şey daha yapacağız. Ses geliyor mu? Şimdi nasıl? Okey, duyabiliyor musunuz? Hoparlörün çalışmasına gerek yok ki ya, duyamıyor musunuz beni? Şimdi bir şey daha yapacağız. 1'den 9'a kadar bir fayda puanı, bir de yapılabilirlik, kolaylık puanı vereceğiz bunlara. Yani skala olarak düşünün 1'den 9'a kadarı. Mesela bir şeyin çok kolay olduğunu düşünüyorsanız, epeyce kolay olduğunu düşünüyorsanız işte 7, 8, 9 gibi bir puan vereceksiniz. Bayağı bir zor olduğunu düşünüyorsanız 2, 3, 4, 5 gibi bir puan vereceksiniz. Aynı şekilde fayda için de puan. Çok faydalı olduğunu düşünüyorsanız, çok kişiye önemli fayda sağlayacağını düşünüyorsanız 9'a doğru bir puan. Çok da faydalı olmadığını düşünüyorsanız 2-3'e doğru bir puan. Kolaylık ne olabilir? Problem rahat anlaşılabilir bir problem mi? Verisi kolay elde edilebilir mi? Bunun genel olarak hani daha yapılabilir olduğunu düşünmenizle ilgili. Tamam. Okey. Konuları belirleyenler bir de bunu yapsın. Bir 5 dakikamız daha var.